Efendim herkese iyi akşamlar. Eko Türk'e, C-Suite'e hoş geldiniz. Ben Deniz Hande Demirel. Her hafta çarşamba akşamı saat 19.30'da başladığımız programımızda bir saat boyunca iş dünyasının gündemini konuşuyoruz. Yine çok kıymetli konuklarım var. Biraz önce kendileriyle dertleşiyorduk, sohbet ediyorduk. Dedim ki gündem o kadar yoğun ki işi konuşmaya zaman kalmıyor. İşte biz bu programda elimizden geldiğince işi konuşacağız. Ama ondan önce müsaade ederseniz... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Barış Pınarı harekatı başladı. Askerlerimize Allah kolaylık versin diyelim. Kimsenin burnu bile kanamasın. Evlatlar sevdiklerine tez zamanda kavuşsunlar. İki değerli kıymetli konuğum var ve iki farklı sektörü yine konuşma imkanı bulacağız bu akşam. Tabii Türkiye'nin ekonomi gündeminde öne çıkan başlıkları da onlara soracağım her zaman olduğu gibi. Hemen yanı başımda Orge Elektrik ve Taahhüt CEO'su sevgili Nevhan Gündüz var ve onunla birlikte Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Erdem Çenesiz de bu akşam bizimle birlikteler. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum öncelikle beni kırmadığınız geldiğiniz için. İki önemli temsilcisi iş dünyasının daha önce de kendileriyle programlar yapma imkanı buldum. Hakikaten işi iyi anlatan isimler kendileri. Şimdi farklı sektörlerdeler tabii. Orge Elektrik Taahhüt Şirketi'nin önemli şirketlerinden bir tanesi. Halka açık bir şirket tabii. Bazı rakamları o yüzden konuşabildiğimiz kadarını burada konuşacağız. Borsa yatırımcısı için birkaç küçük sorum da olacak elbette ki. Ve Erdem Bey de Ece Holding'in yönetim kurulu başkanı olmasının yanı sıra önemli bir STK'nın da başkanlığını yapıyor. Cam, seramik değil mi? Toprak, bütün bunları... İhracatçı Birlik Başkanlığı. İhracatçı Birlik Başkanı olarak görev yapıyor. O yüzden biraz seramik sektöründen de sektörün öne çıkan konularından da bahsedeceğiz. Nevhan Bey izin verirseniz önce Erdem Bey'le başlayayım tabii istiyorum. Ki, çünkü onların derdi büyük. Aslında hepimizin derdi elektrik maliyetleri ama Erdem Bey bu konuda çok dertli. O yüzden ben ilk sözü bu noktada ona vermek istiyorum. Hepimiz için öyle. Sanayici için özellikle çok öyle. Ama tablo nasıl değişti? Ne kadar etkilendi sektör? Mevcut rakamlar ne anlatıyor? Gelin sonda konuşacağımızı önce konuşalım. Derde önce bir parmak basalım sonra detaylara bakarız. Öncelikle çok teşekkür ederim. Bizim size teşekkür etmemiz lazım. Bizi kabul ettiniz ve burada kendi meselelerimizi, sektör meselelerini anlatabilmemize vesile oldunuz. Sizin de vurguladığınız gibi bugün bir operasyon başladı. Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına güç kuvvet diliyoruz. Memleketimiz için, vatanımız için, milli birlik ve beraberliğimiz için güzel sonuçlar doğurmasını istiyoruz. Her şeyin olumlu gitmesini istiyoruz. Ülkemiz için güzelliklere vesile olsun diyoruz. Tabii sizin de belirttiğiniz gibi enerji bizim endüstrimizin, seramik sektörü için konuşuyorum. Aynı zamanda Türkiye Seramik Federasyonu Başkanlığı görevim de paralelde yürüyor. Seramik sektörünün doğalgaz kullanımı bir zaruret. Doğalgaz bizim kaçınılmazımız, yani bir alternatifi yok. Proseste mutlaka kullanmak zorunda olduğumuz bir enerji tipi. Ne kadarını oluşturuyor toplam maliyetin? Toplam maliyetin %15 civarında. Sektörün alt kırılımlarında bu değişmekle beraber ortalamada 15'lere yaklaşan bir doğalgaz kullanımımız var maliyet içerisinde. Bu bizim için çok önemli ve dediğim gibi kaçınamıyoruz. Yani bütün proses buna ait. Doğalgazda 2018 yılının başını milat alırsak, bugüne geldiğimizde TL bazında %100'ü aşan ve bizim için daha önemli olan bir parite euro bazında da %43'ü bulan bir fiyat artışıyla karşı karşıyayız. Biz ihracatımızın ağırlığını Avrupa Birliği bölgesine yapıyoruz ve euro ile satıyoruz. Bizim euro ile sattığımız ve maliyetimizin neredeyse %15'ine yaklaşan bir enerji kalemini, gider kaleminin %40'dan fazla artması, takdir edersiniz ki bugünkü dünya şartlarında bilançoları alt üst ediyor. Hepimizin bildiği gibi iç pazarda da bir yavaşlama var. Konut sektörü ve inşaat sektörü bir miktar azalıyor, küçülüyor. Biz bu küçülmeyi ihracatla kompanse etmeye çalışıyoruz. Fakat bu arada da uluslararası rekabet gücümüz enerjiden dolayı zayıflıyor. Böyle bir olumsuzluklar zinciri içerisinde 2019'un son çeyreğine girdik. Ne kadarlık bir değişimden bahsediyoruz aslında? Yani son 5 yıla bakarsak bu bir trend midir acaba enerji maliyetlerinin artması ve tabii operasyona dolayısıyla kâra yansıyor olması?
Tabii biz sivil toplum örgütü olarak gerçekleri anlatmamız lazım. 2018 yılına kadar doğal gaz fiyatları özellikle dünyaya göre daha rekabetçi fiyatlarda tutuldu. Özellikle de hane halkına yönelik kısım çok daha makul tutuldu. Bu bir stratejiydi, bunu anlayabiliyoruz. Ancak 2018'den sonra özellikle sanayi aleyhine bir fiyatlama politikası oluştu. Bu bütün dünyada tersi. Ülkemizde de tersiydi. Yani bundan 10 yıl öncesine geri dönersek eğer, sanayi hane halkından daha ucuz fiyatta birim maliyette doğal gaz kullanıyordu. Çünkü çok yüksek miktarda kullanıyor. Hı hı. Çünkü zaten hane halkının bir kısmı da o doğal gazı kullanan sanayi tesislerinden istihdam sağlayıp geçimini temin ettiği için kendi evinin doğal gazını da oradan ödüyor zaten. Dolayısıyla bütün Avrupa Birliği'ne ve Türkiye'nin geçmişine, yakın geçmişine bakarsak sanayinin doğal gazda daha rekabetçi olduğunu görüyoruz. Bu ülkemizde bir süre ters çalıştı. Biz büyük bir ümitle bunun tekrar eski sisteme geri döneceği bir mekanizmanın, tabii ki sert geçiş bahsetmiyoruz ama oluşturulmasını bekliyoruz. Bizim sanayi tarafındaki sıkıntımız da dediğim gibi daha evvel rekabetçi bir doğal gaz fiyatı politikası varken bu çok keskin ve hızlı şekilde çevrildi. Ve biz buna ayak uyduramadık. Çünkü bizim sektörümüzde anlaşmalar 1-1,5 yıllık uzun dönemlerde yapılıyor. Ve bu dönemlerde maliyetlerimize, dünya çok rahat bir dünya değil, çok rakibimiz var. O günkü maliyetlerimize bakarak anlaşmalar yapıyoruz. Ve bunun paralelinde iç pazarın daralmasıyla daha fazla ihracata ihtiyaç olduğu bir dönemde bu enerji maliyetlerinin keskin artışı bizi istihdamda azalmaya gidecek kadar bir takım kaygılara sevk etti. Biz doğal gaz fiyatı politikasının daha geniş açıdan ve zamana yayılı şekilde normalleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Geçen hafta da yine sanayiciler vardı programda. Herkes enerji maliyetlerinden bahsediyor. Biraz da bir başka öne çıkan başlık da katma değerli üretim. Ona ayrıca geleceğiz ama şimdi her iki sektörün de ortak noktası var. Beylerin de ortak noktası var. Bir kere Anadolu'nun en etkili iş insanları sıralamasında her ikisi de yer alıyor. Ama onun yanı sıra inşaat sektörüyle doğrudan ilişkili alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Ben Neva Bey'le devam edeyim bu noktada. Özellikle inşaat deyince elektrik taahhüt işlerinin de can damarı bir alandan bahsediyoruz. Evet. Orge Elektrik özellikle kamu büyük altyapı projelerinde yer alıyor. Metrolar belki en çok sizi tanıdığımız yer orası. Evet. İstanbul Metrosu'nda önemli projelerdi ve hatta sona yaklaşıldı galiba. Birazdan konuşuruz. 2020'de bitmesi beklenen Arkadaşlar projeler vardı. Aynen öyle. Sizde birinci sırada ne var gündem maddesi? Şimdi önce negatifleri konuşalım, pozitif şeylerden de bahsedeceğiz ama. Açıkçası tabii sektör olarak inşaat sektörü son özellikle 2018'in Ağustos'undan beri herkesin merceğinde. Maalesef. Biz yine görece olarak daha başarılı bir performans gösteriyoruz. Çünkü problemli olan daha çok konut tarafı. Biz de son 2-3 senedir konut tarafından ayrılıp bu daralmanın yaşanabileceğini öngörüp taahhüt işlerimizi daha çok endüstriyel yapılara, hastanelere ve üniversite gibi projelere aktarmıştık, metrolara aktarmıştık. Dolayısıyla biz göreceğiz daha az etkilendik ama tabii ki sektörün tam göbeğinde bir yapımız var. Dolayısıyla sağımız solumuz herkesle istişare ettiğimiz zaman bu sıkıntıların devam ettiğini ve tabii ki gayrimenkul genel anlamda çok iyi bir durumda değil. Ama bilhassa bu faizlerin son zamanlardaki düşüşüyle beraber yakın bir zamanda tekrar bir kalkacağını ve birkaç sene içinde diyeyim, belki 2-3 sene içerisinde kendi tahminim tabii ki bu, bu stokları eriteceğimizi düşünüyorum. Zaten stoklar erimeden de çok bir bu konuda büyük bir heyecanlı bir yatırım ağı başlamayacak diye görülüyor şu anda. Bu yeni ekonomi programında inşaat sektörüne destek de var biliyorsunuz. Özellikle artık sona yaklaşmış işlerin ve duran yani bitmeye yakın olan işlerin tamamlanması noktasında kamunun desteği olacak. Sizin işlerinize de sirayet eden bir kısmı oldu mu bunun? Acaba etkisi var mı? Görecek miyiz ya da? Bizim işlerimizde şu anda duran veya bu konularla alakalı bir olumsuz bir durum yaşanan bir projemiz yok. Ama şöyle bir gerçek var. Her sene
büyümeye çalışıyoruz. %20 oranında hem istihdama katkı olarak belki %10, %15 oranında istihdama katkımız var. Cirosu anlamda %20'ye yakın büyüyoruz. Bunu da sürdürmek arzusundayız. Tabii bunu sürdürürken bu tip programların bizlere müthiş katkıları var. Bilhassa istihdam noktasındaki verimliliği artırıcı şeylerimiz oluyor. Biz bunlardan faydalanıyoruz açıkçası. Bunun haricinde tabii biraz piyasaların durumu sadece Türkiye'ye de bağlı değil. İşte biliyorsunuz çok daha olumsuz bir tablodan hızlı bir şekilde daha normalleşen bir sürece hızlı bir geçiş yaptık. Çok şükür diyelim yani, bu çok iyi oldu ülke içinde. Ama eğer yurt dışı buna izin vermeseydi bunu ne kadar başarabilirdik? Bu bayağı soru işareti tabii ki. Evet, biraz şimdi şansımız bu, da yaver tabii, gitti evet, diyebiliriz yani, değil mi? Biraz konjüktür çok önemli. Bazen aleyhimize de çok, bizim iyi günlerimizde çok kötü günler yaşadığımız zamanlar da oldu. Ama şimdi de biraz bizim ekonomik olarak zorlandığımız zaman da yurt dışındaki bu parasal genişlemenin bizlere, Türk ekonomisine katkısı bence yadsınamayacak derecede büyük. İnşallah bu süreç böyle devam eder de biz de bu günleri biraz daha çabuk ve hızlıca atlatırız diye hızlı düşünüyorum. Hızlı toparlanırız. Aslında bu günleri atlatmamızda bize yardımcı olan ya da iş dünyasına yardımcı olan en önemli konulardan biri yurt dışında iş yapabilme kabiliyeti ve yıllar içerisinde bu çok gelişti, arttı. Çaba da var tabii ki. Şimdi ihracat, birazdan Erdem Bey biraz daha detaylı konuşur, tam ihracatın göbeğinde onlar ama sizin de yurt dışında elektrik taahhüt işleriniz var. Hatta önemli bir ciro katkısı da yapıyor bildiğim kadarıyla şirkete. Yapması için çabalıyoruz. Hali hazırda tablo nasıl ve o tarafta planlarınız nasıl şekilleniyor? Neva? Şöyle hatta çok sıcak. Ben de iki gün sonra yine böyle bir proje için yurt dışına gideceğim. Açıkçası yeni bir proje mi var? Yeni bir proje geliştirmek için gidiyoruz. Yurt dışında güzel projeler var. Türklerin de, Türk müteahhitlerinin biliyorsunuz yurt dışındaki ünleri ve müteahhitlik konusundaki becerikleri bizleri oralara çekiyor. Biz de yeni başladık açıkçası yurt dışı ile ilgilenmeye. Ama kısa bir zamanda iyi bir yol kat ettik. Bundan sonra da daha yoğunlaşıp ciromuzun iyi bir kısmını oraya çekmeye de çalışacağız. Halihazırda ne kadar? Hedef nasıl? Şöyle, bizim daha yeni başlamak üzere olduğumuz projelerimiz var. Şu anda henüz bir ciro elde edebilmiş değiliz yurt dışı işlerinden. Ama hedeflerimizde ciddi projeler var. Hatta şu anda 3 firmayla, bu gideceğim hariç 3 firmayla görüşüyoruz. Bu 3 firma da her biri ayrı ayrı dünyadaki INR listesinde ilk 40'taki firmalar. Global anlamda çok büyük taahhüt şirketlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla herhangi bir tane işin gerçekleşmesi bile onlarca milyon euroluk cirolara sebep olacak. O yüzden hedefledik, bakalım inşallah becereceğiz. Şimdi bu haberler Orge'ye yatırım yapmış küçük yatırımcıyı da heyecanlandırıyor hiç şüphesiz. Evet, biz, bizden geleni yapıyoruz gerçekten. 2020 yani 2019 içerisinde proje geliştirmek için çalışılacak belli ki ama yani her şey yolunda giderse ne zaman devreye girebilir projeler? Açıkçası bizim yaptığımız Hande Hanım meslek yani Türkiye'de yapılmış, Tokyo'da yapılmış, New York'ta yapılmış, Londra'da yapılmış aslında bir şey değişmiyor. Neticede elektrik müteahhit diye dünyanın neresine gidersem gideyim ben aslında aynı şeyi yapabiliyorum. Dolayısıyla oradaki nitelikli projeler esas bizim hedefimizde. Önemli olan ciro yapmaktan çok nitelikli ve iyi kaliteli işlerin içerisinde yer alıp düzgün projelerde yer almak. O yüzden biz biraz seçici davranıyoruz ama biz bu arada Türkiye'de de çok seçici davranıyoruz. Yani bizim de bu kadar işte inşaat sektöründe şey oluyor, bizim iş yaptığımız firmalarla çok şükür işlerimiz durmuyor, şey yapmıyor. Biz seçici olmaya yurt dışı projelerde de devam edeceğiz. Yeni iş var mı? Yeni bu sene birkaç tane yeni iş aldık. Bir senenin hemen başında İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi'nin işini aldık. Şu anda orada devam ediyoruz. Yoğun bir şekilde 100'e yakın çalışanımız var orada. Hemen arkasında onu takiben de Yapı Kredi bankacılık üssünün işini aldık. O da aslında enteresan bir konu. Belki biraz değinmek lazım. Lütfen. Bizim yeni gibi gördüğümüz projeler bu değişen hızlı dünya hızında çabuk yıpranıyor ve yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Bu çok yakın bir zamanda bütün aşağı yukarı tesislerde, endüstriyel yapılarda, bu tip bankacılık üssü dediğimiz yerlerde, finansal tesislerde her yerde görülebilir. Çünkü teknoloji çok hızlı değişiyor. Teknoloji altyapısına ihtiyacımız her geçen gün daha da fazla artıyor.
Tabii siz buna ihtiyaca cevap verebilmek için bütün enerji altyapınızı, zayıf akım sistemlerinizi, data altyapınızı hepsini bir an önce güncellemeniz lazım. Kişi başı veri kullanım miktarımız bile her gün işte şeyler açıklanıyor. Katlanarak artıyor, evet. Misli misli gidiyor. Evet. Hiç kimsenin aldığı paketler, kotalar yetmiyor. Dolayısıyla bunların hepsine bir altyapı gerekiyor. O zaman bu, size yeni bir iş alanı olarak ifade edebiliriz bu değişimi herhalde, değil mi? Biz şu anda yaptığımız iş birebir öyle. Neticede bu iş özelinin Yapı Kredi Bankacılık Üssü eski bir tesis değil. Yani daha yeni, hepimizin çok iyi yapıldığı zamanı hatırladığımız bir tesis ama güncellenmesi gereken bir zamana gelmiş. Dolayısıyla bunu takip eden bütün aşağı yukarı her yerde bunlar yaşanacak. Hı hı. Daha önce birkaç sene önce bunun gibi biz oteller yaptık. Otellerin inovasyonu tabii ki burada çok önemli. Eskiden bir otel odasına girdiğiniz zaman wireless, yani bundan 5 sene önce ne wireless'ı, wireless diye bir şey konuşulmuyordu. Şu anda otel odasına ilk sorduğumuz şey, evet, wireless şifreniz ne? Dolayısıyla bu altyapıya ihtiyaç gitgide çok fazla bir derecede artıyor. Biz de buna olanak sağlamak için bu tip tesislerin yenilenmesiyle ilgili çalışmalar sürdürüyoruz. Son bir soru. Döneceğim Erdem Bey'e. Yeni kovaladığınız işler var mı peki? Onu da sorayım biraz daha ilerisi için. Ya açıkçası şöyle, bizim şirketimizde teklif hazırlama departmanımız var ve bu teklif departmanı, hazırlama departmanı yaslanamayacak derecede çalışıyor. Güzel. Neredeyse her hafta yeni teklifler hazırlıyoruz. Dolayısıyla bu süreç bizde hiç aksamıyor. Ve gitgide de daha nitelikli ve nicelik, hem nicelik hem nitelik olarak daha büyük işler yaptığınız sürece, hı hı, aranırlığınız ve sizi talep edilmesi miktarı da daha fazla artıyor. Dolayısıyla iş işi getiriyor diyebiliriz. Evet. Başarılı işler sonuçlandırdıkça, mesela bir metroyu bitirdik, hemen peşinden başka metrolar istendi. Şimdi onlara girdik, onlar da başka konuları, raylı sistemler konularını açtı. Dolayısıyla ciddi miktarda bir teklif hazırlama sürecimiz var. Vardır sizin istatistikleriniz, yıllık teklifler vesaire, ama o detaylara girmeyeyim, hadi sizi zor bırakmayayım. Ama harıl harıl herkes çalışıyor çünkü öyle bir dönemdeyiz. Sizin Erdem Bey, sektörün ve DC Holding'in teknolojiyle arası nasıl? Siz de altyapınızı yenileme ihtiyacı duyuyor musunuz? Sanayi zaten maalesef dememin sebebi aslında birazcık içinde heyecan barındıran bir maalesef, sürekli kendisini teknolojik açıdan yenilemek zorunda artık. 5 yıl öncesinin teknolojisi bugün eski, bu süreç daha da kısalıyor. Dolayısıyla kurumsal olarak da, sektör olarak da biz amortizman sürelerinin daha kısaldığı, çok daha hızlı yatırım değişikliklerinin, teknolojilerin geliştirilmesi gerektiği bir sürece geldik. Hı hı. Tabii buradan ülkeye gelirsek, ben tabii Ece Holding ile ilgili de bilgiler vereceğim. Lütfen. Sohbetimiz var, zamanımız var. Artık başka bir büyüme modeline geçmeyi düşünüyoruz. Hükümet de bunu planlıyor. Ekonomi yönetimi de bunun farkında. İhtiyacımız da var. Evet, zaten. Yani artık biz ne ülkesiyiz diye bir tanımlama yaparsak, biz genç, dinamik, çok yetenekli bir nüfusu olan üretim ve ihracat ülkesiyiz. Tanımı böyle yapmak lazım. Çünkü biz diğer konularda bazı ülkelerin gerisinde kalabiliriz ama bu konuda kimsenin gerisinde kalacak bir durumumuz yok. Hı hı. Türkiye, İtalya ile Çin arasındaki en büyük sanayi ülkesidir. Bu kadar büyük bir coğrafyada ve çok güzel bir bölgede, yani jeopolitik olarak yerimiz iyi, siyasi konuları kastetmiyorum, ulaşım ve iletişim, hı hı, konularını kastediyorum. Bir sanayi deviyiz. Ve önümüzdeki 25 yılda demografi bize yardım ediyor. Yani bir nüfus var, bu nüfusu iyi yönlendirebilirsek, iyi eğitimle, doğru endüstrilerle, büyüme modelimizi üretim ve ihracata doğru devşirirsek, güzel bir dönemi, ben orta vadeli konuşuyorum, yakalayabiliriz. Şimdi buradan sektörümüzle ilgili bir yere gelmek istiyorum. Biz geçtiğimiz iki ay içerisinde bir yerli katma değer raporu açıkladık seramik sektörü olarak. Bunu şunun için çok önemsiyoruz. Mutlaka ki ihracatın toplam büyüklükleri, mutlak büyüklük değerleri önemli. Yani 10 milyar, 15 milyar dolar ihracat yapan sektörlerimiz bizim gurur duyduğumuz sektörler ve bunlar bize çok lazım, çok önemli. Ancak bir de bizim gibi sektörler var. Biz 1,5 milyar dolar bandına yaklaşmaya çalışan bir sektörüz ama şöyle bir özelliğimiz var. Bu rakamın %82'sini ülkede bırakıyoruz. Yani her 100 dolarlık seramik ihracatının 81,5 doları Türkiye'de kalıyor. Bu
iş gücünde kalıyor yaklaşık %18 civarında. Ham maddede kalıyor %14 civarında. Bu ve benzeri yan sanayi, taşıma, hizmetler sektörü yan yana koyduğumuz zaman küçük bir miktarda işletmelerin karında kalıyor ama maalesef küçük bir miktar. Ve kocaman bir pay, yani %82'lik bir pay ülkede kalıyor. Bu çok önemli. Adeta memleketin toprağını, taşını ve iş gücünü yurt dışı gelirine çeviriyorsunuz. Dolayısıyla bizi böyle algılanmaya davet ediyoruz. Bizi böyle bakın, bizi böyle değerlendirin diyoruz. Gurur duyuyoruz, çok yüksek miktarda ihracat yapan sektörlerimiz var. Ama bunların yerli katma değer oranları bizim kadar değil. O sektörler çok kıymetli ve büyütülmeli. Onlar da yerli oran artırılmalı ki yapılıyor. Ama bir taraftan da İspanya'nın asla vazgeçmediği ve büyütmeye çalıştığı, İtalya'nın küçülmesine tahammül bile edemediği seramik sektörleri, bunlar dünyanın en büyük ekonomileri, Avrupa Birliği'nin ortasındaki ekonomiler. Bu iki ülkenin modeline bakarsak bu kadar yüksek katma değerli bir ürünü ve sektörü asla küçültmeye tahammül edemiyorlar. Bizim de böyle algılanmamız. Ne yapıyorlar peki? Yani oradaki model nasıl Erdem Bey? Biraz anlatır mısınız? Ben şöyle bir örnek vereyim. 2008 krizinde İspanya'daki fabrikaların %40'ı kapandı. Bu kadar kötü bir krizle karşılaştılar. İhracatları 1 milyar euronun altına düştü. Ama öyle bir devlet politikası, enerji politikası ve ihracat destek politikası uyguladılar ki tamamen ihracata yönelik enerji destekleri oluşturarak bugün 3 milyar euroyu geçtiler. Fabrikaların hepsi tamamen çalıştı. Ama model değiştirdiler, ama kendileri yenilediler. Fakat o krizden İspanya seramik sektörü kamunun da yönetimiyle çok güzel şekilde çıktı. Bugün inanılmaz derecede ihracat yapıyorlar. 3 milyar euroyu geçtiler, onu demek istiyorum. Şimdi bizim de bu potansiyelimiz var, kapasitemiz var. Özellikle ülkemizin çözmesi gereken bir konu cari açık, bunu biliyoruz. Cari açığın oluşum sebepleri var, tüketim olabilir. Ama bir de yatırım malları da cari açık oluşturuyor. Yatırım mallarının oluşturduğu cari açıktan şüphesiz daha az rahatsız. Ancak bizim sektörümüz bunu dahi oluşturmayacak kadar hazır. Çünkü yatırımları yaptık. Çok güzel tesisler kuruldu, çok modern tesisler. Dünyanın en yeni ürünlerini üretebiliyoruz. Fakat ihracatta şu anda enerjiden dolayı biraz kolumuz kırıldı. Biz şunu arzu ediyoruz. İhracat odaklı bir enerji politikası, ihracatı artırma odaklı bir enerji politikasını birlikte tasarlayalım diyoruz. Biz yurt dışına sattığımız, yurt içine sattığımız bir ürün için herhangi bir beklenti içerisinde değiliz. Biz bugüne kadar yaptığımız ihracat için de bir beklenti içerisinde değiliz. Ama bugünü milat alırsak, bundan daha fazla yapacağımız bir şeylere bir model geliştirelim. Ülkemiz de kazansın, toplam katma bütçemiz. Şirketlerimiz de ihracat yaptığı için, bugünkinden daha fazla ihracat yaptığı için daha rekabetçi olabilsinler. Bu çok win-win bir model, çok akılcı bir model. Biz bunu anlatmak istiyoruz, bunu planlamak istiyoruz. Şimdi makro biraz baktık, madem Nehan Bey'e de soralım. Türkiye'nin ekonomik büyüme modeliyle ilgili beklentiniz nasıl? Şimdi programlar açıklanıyor, yeni ekonomi programı diyoruz. Faz faz açıklıyorlar, öyle de olacağını söylemişlerdi Hazine ve Maliye Bakanlığı. Her seferinde yeniden açıklama yapılıyor. Çok umutlu mesajlar var. Biraz pozitif, yani belki biraz bardağın dolu tarafından bakan şekliyle ama... Çok yakından ilgilendiriyor iş dünyasını. İster inşaat sektöründe taahhütlük işleri yapıyor olun, ister sanayici olun. Kurun seyri misal hepimizi ilgilendiriyor. Enflasyon hepimizi ilgilendiriyor. Büyüme modeli dediğimiz şey keza hepimiz için ortak bir paydada oluşturulması gerekiyor. Senin beklentilerin nasıl bu minvalde ve nasıl bir model acaba bizi daha sürdürülebilir bir performansa taşıyabilir? Ya açıkçası ben de Türkiye'nin hak ettiği yeri bulduğunu düşünmüyorum. Yani dünya ekonomik pastasına baktığımız zaman Türkiye %1, %1.1 gibi bir paya sahip. Ki bu Amerika'nın %25, Çin'in %16, Japonya'nın %6 seyrettiği bir ortamda Türkiye'nin %1'de olmuş olması bence hak ettiğimiz bir yer değil. Aslında çok iyi bir coğrafyadayız. Muhteşem bir ülkemiz var. Bir kere verimlilik anlamında, toprak anlamında, iklim anlamında çok daha ileri seviyede değerlendirebileceğimiz imkanlara sahibiz. Neredeyse Türkiye'nin her yerinde turizm yapılabilecekken biz turizmi sadece bir Antalya'ya vesaireye çok kısıtlı bir yerde yapabiliyoruz. Çok ciddi geliştirilebilecek bir potansiyeli var bilhassa turizmin.
O konuda bilhassa turizmi konusu, yani bizim sektörümüz değil tabii ki ama turizm konusunda ben Türkiye'nin hak ettiği yerden çok geride olduğunu düşünüyorum. İkincisi... Aynı katma değer meselesi orada da var işte, biraz önce Erdem Bey'in ifade ettiği burada tabii da. Tabii yani. Malımızı 15... daha pahalıya satabiliyor olmamız evet. lazım. İspanya, İtalya örnekleri turizm için de geçerli, öyle kesinlikle. Değil mi? Adamlar yapıyorlar yani. Yani küçücük Yunanistan Türkiye'nin ne kadar daha üstünde turizm gelirleri elde ediyor. Yani bunlar bizim dışarıdan gördüğümüz bir iş insanı olarak görüp de eksik olduğumuzu düşündüğümüz nokta. İkincisi, enerji konusunda tabii beyefendi o kadar çok haklı ki, bir sene içerisinde %100'lük bir enerji artışı sanayicinin, ihracat yapacak sanayici için tabii ki çok sıkıntılı durumlara yol açıyor. Ama bu dönemlerin de geçeceğini ben düşünüyorum. Hep şu örneği veriyorum. İstanbul'da yaşıyoruz. Ya İstanbul'daki konut fiyatları hani bir diğer metropollerle mukayese ettiğimiz zaman bazı noktada ikisinin de en parlak yerini mukayese ettiğiniz zaman 20'de bir olan yer var. Yani bir Londra ile New York'la Paris'le mukayese ettiğiniz zaman 20'de bir oranında ev fiyatı var. Dolayısıyla bu tabii ki doğal bir şey değil. Anormal bir durum. Ama bu orta vadede kesinlikle pozitife dönecek Türkiye için ve Türkiye'nin ben geleceğinin çok açık olduğunu düşünüyorum. Biraz zamana ihtiyacımız var. Ama orta vadede bir 10 yıl sonra dersek bambaşka bir Türkiye olacak bence. İnşallah öyle olsun bakalım. Peki devam edeceğiz efendim. Kısa bir aradan hemen sonra Ekotürk'ten, Seçilik'ten ayrılmayın. Efendim, C-Suite devam ediyor Ekotürk ekranlarında her çarşamba olduğu gibi. Bu çarşamba yine çok kıymetli konuklarla iş dünyasının öne çıkan konularını konuşuyoruz, ekonomiyi konuşuyoruz. Varsa sorularınız lütfen iletin, sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Ben kendi hesabımdan da bahsettim, tweet attım, ona da yazabilirsiniz. Ve aynı zamanda radyogedik.com.tr adresinden de canlı olarak an itibariyle bizi dinleyebiliyorsunuz. Şimdi sevgili Nevhan Gündüz ve Erdem Çelen sizle birlikteyiz. Bir taraftan sanayi diyoruz, bir taraftan hizmet sektörüne, inşaat, taahhüt, elektrik taahhüt işlerine bakıyoruz. Ama ortak noktalarda da buluşuyoruz. Biraz önce kısa bir araya gitmeden Türkiye'nin makro göstergelerine bakıyorduk. Herkesler potansiyelin olduğuna ve işlerin önümüzdeki dönemde çok daha iyi olacağına inanıyor. İnanmak istiyoruz. Çünkü gerçekten böyle değerlere sahibiz. Ama çok somut koyacağım, soracağım. Çünkü herkes hesap yaparken bazı rakamları önüne koyuyor. Yani iş insanı bu demek değil mi? O hesabı biraz anlayan kişi demek. Ekonomistler, tabii piyasanın yorumcuları çok güzel bizi yönlendiriyorlar enflasyon konusunda, kur konusunda, beklenen büyüme konusunda. Ama siz hesap yaparken hangi rakamları alıyorsunuz? Yıl sonu beklentileriniz nasıl? Onu da sormak isterim. Nevhan, siz 2019 yıl sonu hesabını yaparken hangi rakamları koyuyorsunuz önünüze? Biz, mesela ne kadar bir büyüme öngörüyorsunuz bu sene? Açıkçası şöyle, bizim düşündüğümüzden daha iyi gidiyoruz diyebilirim. Son 5 yıldır büyüme oranlarımız %20 seviyesindeydi. Hı hı. Bu sene de tutturacak gibi gözüküyoruz. Aslında bu sene başlarken biraz bayağı şeydik, endişeliydik açıkçası. Çünkü çok zor bir seneden çıktık geçen sene. Bilhassa o Ağustos ayındaki durum bizi iyimser olmaya zorluyordu. Ama biz elimizden geleni yaptık. Büyümeyi sağlayacağız, %20 büyümeyi sağlayacağız. Backlog dediğimiz bizim için olmazsa olmazımız, backlogumuzdan da gördüğümüz kadarıyla şu anda 230 milyon TL seviyesinde bir backlogumuz var. Bu da 2020'nin ikinci çeyreği, üçüncü çeyreğine kadar gerçekleştirilecek bir imalat. Yeni alınan işler ve devam eden işlerin toplamına diyorsunuz değil mi? Doğru backlog, söylüyor muyum? Evet, sözleşmesi imzalanmış işlerin içerisinde fatura kesilmemiş kısım diye ifade edebilirim. Ve buradaki backlog bizim çok önemli bir gösterge. Çünkü elimizdeki kadrolarla ve elimizdeki iş imkanlarıyla ne kadar daha iş yapabileceğimizi, ne kadar zamana kadar dolu olduğumuzu gösteren bir durum. Sizlerin aldığı siparişler gibi düşünebiliriz. Ve bu şu anda bizi destekliyor. Büyümeyi sağlayacağız gibi. Bu arada bizim
Belki bizim sektöre özgü bir durum. Belki de biz işimize çok konsantreyiz. O yüzden şöyle bir durum var. Biz elimizdeki işlerin, bugüne kadar aldığımız işlerin son 5 yıl içerisinde ortalama büyüme oranları, işin kendi içinde büyüme oranı %105. Dolayısıyla bizde alınmış bir sipariş genelde hep kendi siparişlerini doğuruyor. Hı hı. İşte örnek veriyorum, bir metro işi alıyoruz, onun yan kolları, öbür bağlantı yolları vesaire derken orada alınmış cirolar iki katına, hatta iki katında geçen oranlara ulaşıyor. Bu da imzalanmış sözleşmenin önümüzdeki süre içerisinde büyüme potansiyelinin ciddi bir anlamda olduğunu gösteriyor. Bu demin bu söylediğim rakamdan bağımsız olarak. Bu yılda aynı şeyi gördük yani, değil mi, her şeye rağmen? Son 5 yılın ortalaması %105. Bu sene tabii yılı bitirince ortalamanın içerisine girecek ama şu anda göstergeler öyle gözüküyor. Yine bu senede alınmış ve kendini doğuran işler de var. Hı hı. Bu sene de aynı şekilde herhalde ortalamayı daha aşağı çekmeyecek diye düşünüyorum. Sizde siparişler nasıl Erdem Beyciğim? Maalesef 2019 bizim istediğimiz gibi gitmiyor. Nevhan Bey'in de söylediği gibi konut tarafında biraz daha keskin bir yavaşlama oldu. Yeni işler geliştirilmekten biraz daha imtina ediliyor, dikkatli olunuyor. Ancak tabii ekonominin kendi bizim yönetemediğimiz tedbirleri de var. Şimdi yavaş yavaş yenileme pazarı başladı. Hı hı. Yani yeni konut almaktan imtina eden insanlar evlerinde yenilemeler yapabiliyor. Fakat her halükarda Türkiye ciddi bir genç nüfusa ve konut talebine haiz bir ülke. 2020'de daha doğru planlanmış, daha satıcı kitlesini iyi belirlemiş, yani talep kitlesini iyi belirlemiş projelerin tekrar başlayacağını düşünüyoruz. Bu sene biz iç pazardan, bu projeler dolayısıyla kaybettiğimiz pazardan önemli bir kısmını ihracatta kazanmaya çalıştık. Kazandık da. Tam kazanamadığımız bir kısım var dediğim gibi bu enerji politikalarından dolayı. Biz seneye ihracatımızdaki artışı devam ettireceğiz. Geçen seneden bu sene %13 artırmıştık, 14 hatta artırmıştık. 2019-20 değişiminde de, 2019'un yıl içerisinde de %12 büyümeyi düşünüyoruz. Tekrar 2020'de 19'a göre %12-14 arasında bir büyümeyi planlıyoruz. Dolayısıyla aslında bizim sektörün dinamiği daha çok ihracata yönelik olacak. Bu tabii aslında ülkenin genel ekonomisi için de iyi bir şey. Yani daha fazla ihracat demek aslında dönüp dolaşıp yine ekonomide bir büyüme demek. Yine ülkenin güçlenmesi demek. Tabii burada şunu da konuşmalıyız belki. Siz kur dediniz. Kurların da en az enflasyon kadar artmasından korkmamalıyız. Çünkü aksi takdirde bir süre sonra ülke ithalatçı bir ülke oluyor. Üretim yapma gücünü kaybediyor. O kadar bastırılmış demeyelim, biz bastırmıyoruz bunu tabii ama bir şekilde tutulmuş kur kalıyor ki ortada. 3-5 yıl sonra bir bakıyorsunuz ihracat ülkesi yerine ithalat ülkesi oluyorsunuz. O yüzden kurun en az enflasyon kadar artmasından ülke korkmamalı. Mesela bugün için hep sorarız biz ideal kur seviyesi size göre nedir diye. Seramik ihracatçısı için mesela öyle bir seviye var mı? Biz euro satıyoruz, hı hı, ağırlıklı. İhracatımızın %75'lik kısmı euro. Dolayısıyla bugün euronun olması gereken seviyeyi 6,5'larda görüyoruz. Hı. Ve bunu milat kabul edip, bunun az kaldı yaklaşıyoruz oraya son iki günde aldıkları gördük. Böyle konjonktürel olarak değişmemeli. Biz ihracatçı bir ülkeyiz. Bakın, Yuan'ın seyrini izleyin. Amerika Çin'e yaptırım uyguluyor, vergi koyuyor. Hemen Yuan kur değeri düşürülüyor. Hmm. Ve yine aynı rekabet gücünü muhafaza ediyor. Çünkü ihracat onlar için ekonominin tartışılmaz parçası. Yani bir vergi konulduysa ben de buna karşılık kurumun değerini düşürerek yine rekabetçiliğimi koruyacağım diyor. Bu arada Erdem Beyciğim şöyle bir tartışma da var. Aslında Nevan Bey de belki buna katılabilir. Sonuçta hepimiz iş dünyasını temsil ediyor ve konuşuyoruz burada. Kur seviyesinin de artık sadece yeterli olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Yani kime sorsam diyor ki aman yüksek düşük fark etmez, bir sakin yerinde dursa bize yetecek. Çünkü çok ciddi dalgalanmalar yaşıyoruz ve hatta hep neyi iyi biliyoruz?
biliyoruz. Yüksek kur ihracatçı için iyidir. Ama öyle zamanlar yaşadık ki bunun karşılığını alamadığımız durumlar oldu. Mesela kurda yukarı yönlü hareket devam ederken sizin sektör değil ama genel olarak ihracat rakamlarımıza baktığımızda öyle çok da kuvvetli artışlar olmadığını gördük. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kur ihracatta önemli bir etmen yani. Ama gerek şart, yeter şart değil. Yani kur yukarıysa ihracat hemen yarın artar değil. Fakat düşük kur ihracatın önünde önemli bir engel. Yani böyle bakmamız lazım. Hı hı. Lazım bir şey ama yetmez. Fakat tabii uzun süreli geride kalmış ulusal kur da hakikaten yatırım iklimini bozuyor. Yani ihracatçı olma kabiliyetinizi yavaş yavaş erozyona uğratıyor. O yüzden bunu böyle ele almak lazım. Tabii bu şu demek değil. Kuru artırdığımız zaman ihracatımız patlayacak demek değil. Tabii sizin bu açtığınız cümlede şu da var. İşte ticaret savaşları, daha millileşen ülkeler, Trump'ın başını çektiği bir görüş, işte vatansever olacağız, ülkemizi üreteceğiz. Bunlar tabii bir kısmı yapılabilir şeyler ama önemli kısmı da aslında gerçekleştirilemeyecek şeyler. Fakat bu yeni oyun, belki ülke birdenbire şimdi Amerika'da hiç seramik üretimi yok aşağı yukarı. Böyle bir şey başlayınca Amerika'da seramik üretimi mi başlayacak? Hayır. Ama belki işte otomobilde biraz kapasite artacak ya da Kore'de ürettiğin otomobili gel burada üretecek. Belki telefonda bu olacak. Yani Türkiye'nin avantajlı olduğu bazı sektörlere küçük etkileri olabilir. Fakat bazı sektörlere de pozitif etkileri olacak. Bu şu aslında. Bir dev Çin var. Çok fazla üretim yapıyor. Amerika Çin'in bu kadar büyük bir olmasını istemiyor. Çünkü ileride kendisinden de büyük olacağı belli eğer böyle giderse. Çin'den tedarik ettiği şeyi daha küçük partiler halinde farklı ülkelere yaymaya çalışıyor. Kendi üretmeyeceklerini. Bizim Türkiye için tam pozisyon alacağımız bir dönem. Bunu iyi belirlemeliyiz. İşte o yüzden Amerikan Ticaret Bakanı geliyor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'yla Trump ayrı ve özel görüşebiliyor. Bir hedefler konuyor, 100 milyar dolar ve bunu eşit bölüyor. Yani 50 milyar dolar mal satmak, bizden mal almak isteyen bir Amerika var. Buna hazırlanmamız lazım. Ama tabii dediğiniz gibi kur burada tek etken midir? Değildir. Fakat iyi yönetilmesi etkendir. Özetle yüksek kur demeyelim ama öngörülen ve enflasyona ezdirilmeyen bir kur ihracatçı için olmazsa olmazdır. Amerika'dan bahsettik. Türkiye'nin seramik ihracatı var mı Amerika'ya? Ne boyutta? Ve özellikle bu son gelişmeler biliyorsunuz iki gündür Trump'ın tweetleriyle hop olur kop kalktık. Epeyce de bir etkileniyoruz. Bir miktar bizim kırılganlığımızdan, bir miktar da onun tabii Amerikan başkanı olmasından kaynaklanıyor bunlar ama siyaset, uluslararası siyaset, jeopolitik riskler ve gelişmeler de aslında kağıt üzerinde yapılan hedeflerin hızlı bir şekilde değişmesine sebep oluyor. Ne dersiniz? Hala o son ticaret görüşmelerinde konulan hedefleri gerçekleştirebilecek noktada mıyız? Siz iş dünyası olarak nasıl görüyorsunuz? Tabii biz ekonominin iş dünyası kısmındayız. Karar veren kısmında değiliz. Biz şu anki hedeflerimiz içerisinde bu gerçekleşmeleri yakalamak için üstümüze düşen hazırlığı yapmak durumundayız. Ben kişisel olarak da Amerika ile ticaret hacmimizin artacağına inanıyorum. Çünkü çok net bir strateji var. Çin'den tedarik edilen ürün miktarını Amerika azaltmak istiyor. Hı hı. Bu Amerikan menfaati için geçerli. Ama bunu şöyle istiyor. Bu Amerikan vatandaşına, nihai tüketiciye enflasyon olarak dönmeden azaltmak istiyor. Yani Çin'den tedarik ettiği bir ürünü 10 dolara tüketicisine ulaştırıyorsa, hı hı, ben Çin'e kızdım, Çin'den bunu almayacağım deyip 11 dolara çıkarmıyor. Yine 10 dolar ve veya daha aşağısına tedarik edeceği bir sistem kurmak istiyor. Bu bugünden yarına hemen bize çok büyük fırsatlar oluşturmayacaktır. Ama ben bunun Amerika'nın devlet yapısı itibariyle de kabul ettiği bir sistem olduğunu düşünüyorum. Yani biliyoruz Amerika'da bir Amerika ile Trump arasında bir geçimsizlik var. Ama bu kısmın o geçimsizliğe dahil olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla Çin'in yerini alacak ülkeler nereye diye baktığınız zaman yüzlerce çıkmıyor. Türkiye de bunlardan bir tanesi. Bu Kuzey Suriye meselesi de bir şekilde hallolur. Türkiye Amerika ile ticaret hacmini artırır. Yeter ki biz iktisadi açıdan sanayi ve ürün tarafında kendimizi hazırlayalım. Çünkü unutmayalım, Amerika bu strateji içerisinde 50 milyar dolar da mal satmak istiyor. Ve çok ilginçtir, doğal gaz satmak istiyor. Artık kaya gazı ya da kaya petrolü oyun kurallarını değiştirdi. Amerika bize petrol satmak istiyor. Ve bunu
bizim şu anki tedarikçilerimizin fiyatlarıyla satmak istiyor. Amerika bize daha fazla uçak satmak istiyor, yolcu uçağı. Dolayısıyla biz kendi tarafımızı iyi hazırlarsak, ürün, kalite, firma büyüklükleri, planlama açısından bu ticaret hacmi bugünkünden artacaktır. Seramik sektör özelinde söyleyeyim. İhracatımız Amerika'ya artıyor. Ortalama ihracat artışımızdan daha fazla artıyor. Ben kendi kurumumuzdan da bahsedeyim. Ece olarak da Amerika'ya ihracatımız artıyor. Bu tek başımıza bizim değil, başka firmaların da artıyor. Dolayısıyla Amerikan pazarına bir dikkat çekmemiz lazım. Bu güncel şeyler olur, iner çıkar, tweetler belki moral bozar, bazen de gereksiz bir heyecan yaratır. Bunların hepsi rasyonel olmayabilir. Biz istikrarlı bir şekilde dünyanın ekonomik gerçeklerinden yola çıkarak hazırlıklar yapmalıyız. Şimdi yayına girmeden önce sevgili editörüm Seyfi elime bir not verdi. Dünya Ekonomik Forumu 2019 Küresel Rekabetçilik raporunu yayınlamış ve Türkiye için son derece pozitifler. Yani şöyle söyleyeyim, tabii çok çok üst sıralarda yer almıyoruz ama aşağılarda da değiliz. 141 ülkeyi değerlendirmişler. Zannediyorum 60'larda filanız ve Nevan, burası seni de ilgilendiriyor. Çünkü altyapıda 74,5 puan almışız rekabetçilik noktasında. İşte pek çok konuda Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktürü bir kenara bırakacak olursak bu jeostratejik dediğimiz konumu gerçekten çok önemli avantajlar sağlıyor. Bir sürü alanda, bir sürü sektörde böyle bir hub, bir merkez olması için çabalar var. İşte en çok konuşulanı, popüler olanı finans merkezi olacağız falan diye hayalimiz var. Enerjide keza öyle politikalarımız var vesaire. Ve Türkiye 141 ülke arasından 61. sırada yer alıyormuş. Son iki yıldır da buradaymış. Gerçekten de makroekonomik açıdan da pozitif gelişmelerin sıralamayı yükselttiği konuşuluyor. Şimdi tabii bazı kurumlar güncel olayların biraz daha dışarısından bakıp not düşüyorlar ama yine de bu bence önemli bir rapor. Ne dersin? Gerçekten rekabetçi bir ülke konumunda mıyız? Yine bu ilişkilerin gerek işte Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri, gerek ticaret savaşlarının yansımaları, Avrupa tarafındaki dinamikler vesaire. Siz de yurt dışında iş kovalıyorsunuz. Etkisi ne oluyor? Gündelik hayatta, gündelik iş hayatında bunun yansımalarını görüyor musunuz Nevan? Ya açıkçası tabii ki biz, bilhassa kendi sektörümüz için konuşursak, biz tabii ki çok rekabetçiyiz. Şu anda dünyada devam eden belli başlı projelere baktığınız zaman birçoğunun içerisinde zaten Türk müteahhitler yer alıyor. Türk müteahhitlerin dünyada kesinlikle tartışmasız bir becerisi ve iş bilirliği var. İyi bir namı var değil mi? Öyle diyebiliriz yani. Çok net bu bence. Çok Türkiye'nin geliştirdiği çok çok iyi şirketler var bu konuda. Bazıları artık dönüp Avrupa'da veya global arenada milyar eurolara, milyar dolarlara satın almalar yapıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konudaki namı zaten dünyada çok iyi biliniyor ve önü de çok açık bir durumda. Burada tabii şöyle bir şey var. Yavaş yavaş her şey belirecek. Çünkü biz son 4-5 sene içerisinde gerçekten çok anormal günler yaşadık. Bir sürü olağan dışı olay oldu. Yani o kadar çok fren yapmamızı gerektirecek durumla karşılaştık ki bilhassa yani son 4-5 senede. Şimdi şunlardan bir sıyrılıp aslında bir çıkabilsek, yani ilk başta söylediğiniz gibi gerçekten işimizle gücümüzle ilgilenebilsek, ama maalesef çok tabii ki hepsi çok vahim ve önemli olaylardı ama asıl odak konumuz tabii ki ekonomimiz olmalı. Ben bu konuda daha fazla çaba sarf edilmesinin gerektiğini düşünüyorum Türkiye olarak ve önümüz gerçekten bu konuda. Ben bilhassa kendi sektörüm için çok önemli. Beyefendi söylüyor, kendi sektörü için de aynı şekilde. Evet, bugün herkes olumlu, ne güzel. Evet. Güzel bence, bir akşam. Evet, orta uzun vadede Türkiye çok iyi bir yere gidecek diye. Hazır orta uzun vade demişken gelecek 5 yıl için hedef ve planları da şöyle azıcık konuşalım, özetleyelim. Mesela Orge Elektriği 5 yıl sonra nerede görmeyi hayal ediyorsunuz? Ya bizim hedefimiz 5 yıl sonra şu. Bu hedefleri biraz geciktirip revize etmek zorunda kalıyoruz sürekli ama hedefimiz olarak şunu söyleyeyim. Biz bu konuda Avrupa'nın ilk 10 şirketinden biri olmak istiyoruz. Ana hedefimiz bu. İnşallah 5 yıl içinde olur. Hani 5 yılda olamazsa 7 sene içerisinde olsun ama. Bizim enflasyon hedeflememiz gibi olmasın da devam bu. Yani, çok uzun süredir hedefliyoruz. Olmayacak bir şey değil. Çünkü neticede
veriler ortada, iş yapabilme kapasiteleri ortada, iş bitirme ortada. Biz işte bu sene 22. senemize giriyoruz. 4 milyon metrekare kapı alanının elektrik taahhüt işlerini tamamlamışız. Bu sadece Türkiye'de değil, global arenada da çok büyük rakamlar bunlar. Tabii artık bu kadar know-how oluşmuş şirketlerin bir ileri basamağa gidebilmeleri iyi olmasın diyoruz. Ben ümitliyim. Peki bu gelecek 5 yıl içerisinde halka açıklık oranınızı arttırmak ya da ikinci bir halka arz vesaire gibi durumlar var mı aklınızın bir köşesinde? Açıkçası şöyle, şirketi büyütmek var. Şirket büyüdüğü zaman tabii ki açıklık oranı değil ama şirket paylarının, pay sahipliklerinin değişmesi tabii ki her zaman gündem olan bir konu. Şu anda böyle net söyleyebileceğimiz bir planımız yok ama halka açık bir şirket olarak zaten şu anda şirketin %45'i yüzen tarafta, halka açık kısımda. Oranın içerisinde büyümeyle beraber bir sürü değişiklik olabilir. Biz hedefimiz şirketi büyütmek öncelikle. Tevettü? Politikada bir değişiklik var mı? Bunlar için şimdi erken. Erken, peki. Erdem Bey, siz nasıl görüyorsunuz? Konuşmak için erken. Konuşmak için, peki tamam. Olsun, yine de soralım. Yatırımcıyı temsilen burada. Ece Holding için. Ece Holding özelinde soracağım, izin verirseniz. Gelecek 5 yılı nasıl kurguluyorsunuz? Önce tabii bir saplamayla devam edeyim. Moralliyiz ama her şey günlük güneşlik değil. Biz seramik sektör olarak gerçekten biraz evvel de belirttiğim gibi her platformda söylemeye devam edeceğim. İhracatı artırmaya yönelik bir enerji politikasına muhtacız. İhtiyacımız var buna. Bunun altını çize çize söylüyoruz. Bunu her yerde söyleyeceğiz ve söylemeye devam edeceğiz. Bu çünkü ülkenin de kazandığı, yatırımcıların da yatırımlarının karşılığını alabileceği bir model olacak. Moral bozmamak için bunları söylüyoruz. Daralan pazar var, alternatif için uğraşıyoruz. Ama bu ülke, biraz evvel verdiğiniz listeler, sıralamalar, ranking değerleri, ben oralarda Türkiye'nin da o fiili durumun oralarda hep daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani biz daha iyi yerdeyiz. Kendimizi çok iyi anlatamadığımızı düşünüyorum. Ece Holding'e gelirsek, Ece Holding bu sene ihracatını ilk yarıda %23 gibi artırdı. Bu önemli bir rakam. Euro bazında ihracatını %23 artırdı. İkinci çeyrekte bu artış oranını biraz düşürdü. Maalesef rakamlar daha netleşmedi. Biraz düşme devam etti. Ancak biz yıl sonunda yine toplamda iyi bir ihracat artışıyla yılı kapayacağımızı düşünüyoruz. 2020'de ise bu artış hızımızın devam edeceğini düşünüyoruz. Yani odağımızı bütün dünyaya çevirdik. Yeni pazarlar arıyoruz, yeni pazarlar katmaya çalışıyoruz. Bunun için sürekli ürün geliştiriyoruz. Tabii Ece Holding halka açık değil. Belki ileride açılır. Düşünüyor musunuz peki? Onu sorayım madem. Konjonktürel bir konu. Yani şu anda bir kurumun bir finans ihtiyacı yok. Kurum kendi dinamikleriyle rahat yürüyor ama bir özel büyüme projesi, bir faz değişimi olursa alternatiflerinden birisi de bu olabilir. Ama dediğim gibi şu anda bir dış finansmana ihtiyacı yok grubun. Grup özellikle teknoloji alanında büyüyor. En hızlı büyüyen işimiz makine imalatı. Makine imalatı ve ihracatı yapıyoruz. Yani biz bir Çorum firmasıyız biliyorsunuz. Anadolu'nun orta yerinde bir şehirden dünyanın birçok yerine, Meksika'ya, Cezayir'e, Tunus'a, Fas'a, Beyaz Rusya'ya, Malezya'ya, Vietnam'a makine satılıyor. Şimdi Çin'e makine satılmaya çalışıyor. Bu bizim için sadece bir gurur değil, aynı zamanda bir sürdürülebilirlik alanı. Çünkü biliyoruz ki dünyadaki tüm endüstriler hızlı yenilenecek ve daha teknolojik, daha insan sayısını azaltmasa dahi çalışan insanını daha rahat çalıştıran üretim tesislerine yöneleceğiz. Endüstri 4.0 diyoruz veya bunun alt verileri. Biz makine tarafında bunu çok önemsiyoruz ve bunun üstüne gidiyoruz. Grubun gözdesi makine şirketi şu anda grupta 3. ciroya sahip ama eminim ki 5 yıl sonra sohbet etsek belki birinciliği yakalayacak ve biz de orayı görmeye çalışıyoruz. Dediğiniz gibi bir gün halka açılırsak burada belki başka şeyler anlatırız. Evet. Ama dediğim gibi bugün bir dış finansman ihtiyacı olmayan, kendi sistemiyle büyüyen, Anadolu tabiriyle kendi yağıyla kavrulan bir grubuz.
Seramik tabii, vitrifiye seramik alanı bizim ana alanımız. Türkiye'nin en fazla vitrifiye seramik ihraç eden ikinci şirketiyiz. Ve bunu Çorum gibi Anadolu'nun orta yerinden yapıyor olmaktan dolayı da gururluyuz. Bir de tabii bu konuda dünyada çok rekabetçi şirketlerle işbirlikleriniz de var. Satın almalar evet. yaptırmıştınız. Yeni dönemde de böylesi planlar var mı? Yeni yatırım planı dahilinde belki. Şimdi yeni bir satın almamız yok. Satın almadığımız firmayı büyütme planımız var. Biliyorsunuz İtalya'nın 7. vitrifiye seramik fabrikası İsveya'yı 1962 kuruluşlu İsveya firmasını satın almıştık. Hı hı. Ve onun bütün üretimini Türkiye'ye taşımıştık. Şu anda İsveya İtalyan doğumlu bir Türk. ve melezleşiyor şirketler yani evet, dünyada evet. üzerine biraz öyle değil evet, mi? Evet, yani Türk milli takımında da oynuyor çünkü en fazla ikinci ihracat yapan kurum oldu. Biz bu İsveya'nın yaygınlaştığı alanları özellikle sürdürülebilir bölgelerden seçiyoruz. Hı hı. Çin ve Hindistan radarımıza girmiş durumda. İtalyan malı, İtalyan kökenli bir marka algısı ama bağıra bağıra da Türkiye'de üretiyoruz diye anons ettiğimiz için büyük kurumların dikkatini çekiyor. Çünkü hem bir algı istiyor ama bir taraftan da rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim kaynağı istiyor. Dolayısıyla bu bizim için çok iyi bir şey. Biz Türkiye'de ürettiğimizi, Türk malı olduğunu çok bağırıyoruz. Markanın doğum yerinin başka olduğunu söylesek de bu format tuttu. Bunu büyütmeye çalışıyoruz. Şu anda yeni bir satın alma yok. Kendi işlerimiz içerisinde tartışmasız yatırımlar büyüyor. Ufak da olsa, eski hızında olmasa da gerek ürün portföyünü artırmak, gerek çeşitli ürünlerdeki kapasite ihtiyacını karşılamak için yatırımlar yapıyoruz. Ama özetle biz teknoloji alanında kabiliyetlerimizi hızla artırıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de hiç yapılmayan makineler yapıyoruz son 2 yıldır. Türkiye'de hiç üretilmemiş makineler yapıyoruz. Ayrıca İtalyanların da, bizim sektörün lideri olan İtalyanların da üretemediği bazı makineleri yapıyoruz. Ve bunlarla da önemli bir oyuncu olacağımızı düşünüyoruz. Peki, yolunuz açık olsun. Son sorumu o zaman sevgili Neva Gündüz'e yönelteyim. Biz kendi yağımızla kavruluyoruz dedi sevgili Erdem Çenesiz. Finansman tabii ki çok önemli. Finansman kaynaklarının kıtlaştığı bir dünya düzenindeydik evet. bir süredir. Ve şirketlerimizin mali yapısı tabii çok dikkat çekiciydi. Sizde tablo nasıl, siz nasıl sağlıyorsunuz finansmanı? Açıkçası bizde öz sermayesi güçlü olan şirketlerdeniz. Borçluk oranımız şirket değerinin %6-7'lerinde seyrediyor ve bizim hiç döviz borcumuz yok. Döviz borçlanmıyoruz. Hiçbir zaman da bu yönde ilerleme yapmadık. Her zaman borçlanacaksak da TL bazlı ve kısa vadeli borçlanıyoruz. Biz tabii kar eden bir şirketiz. Her senede büyüdüğümüz için ve kar ettiğimiz için çok fazla bir finansmana ihtiyacımız olmuyor. Taahhüt yaptığımız için tabii ki şantiye bazlı bazen fonlamamız gereken zamanlar oluyor. Ama genel anlamda kar ettiğiniz sürece, büyüdüğünüz sürece ve şirketi de büyüttüğünüz sürece finansmanı kendi içerisinde sağlayan bir yapınız oluyor. Bizim tabii şöyle bir yapımız var. İlk başta söylediğiniz, biz 2012 yılında halka arz edildik ve 2012 yılında halka arz edildiğimizde şirket değerimiz 35-36 milyon TL'lerdeydi. Bugün için işte şirket değeri 180 milyon TL'lerde. Dolayısıyla yatırımcıyı da memnun etmiş ve para yatıranları da memnun etmiş, paralarına değer katmış bir şirketiz. Ki çok yine de hala biz çok daha gidecek yolumuz olduğunu, çok daha büyüyecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz. İnşallah temettüleri falan da konuştuğumuz bol kazançlı güzel günler. Seneyi bitirdikten sonra inşallah davet edersiniz. Onu da konuşuruz. Elbette ki. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Maşallah ederiz. Maşallah diyorum. Yollarınız açık evet, olsun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Geldiniz anlattınız. Efendim Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdem Çenesiz ve OG Elektrik CEO'su Sayın Nehan Gündüz'ü ağırladık C-Suite'de bu hafta. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ekotürk'ten ayrılmayın.